Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Yerli ve milli olarak ürettiği sistemlerle dünyada adından bolca söz ettiren, ürettiği sistemleri Türk ordusuna ve başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere ihracat yoluyla diğer ülkelerin güvenlik güçlerinde kullanıma sunan Türk savunma sanayi, insansız hava araçları konusunda oldukça başarılı. Özellikle Bayraktar TB2 SİHA ile adını dünyaya bolca duyuran Türkiye, başta Baykar ve TUSAŞ firmalarımız olmak üzere geniş bir insansız hava aracı üretimine sahip. Filoda TUSAŞ Anka, Aksungur, Bayraktar TB2, Akıncı, Bayraktar Diya, Vestel Kariyer gibi birçok insansız hava aracı var. Yerli ve milli üretimin meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye, birbirinden harika platformları geliştirip Türk ordusunun hizmetine sunmaya devam ediyor. Yeni nesil insansız hava araçlarımız Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma ve TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek jet motorlu insansız hava aracına ek olarak yeni bir insansız hava aracımız daha var. Bu saydığımız firmalardan adını daha az duyduğumuz bir firma var. Bu firma Uavera. Bu firmanın dikey iniş kalkış yapabilen CGT-50 Çağatay modelini daha önceden anlatmıştık. Bu sefer ise yine Uavera firmasının geliştirdiği bir jet motorlu İHA'yı anlatacağız. Bu sistemin adı ise Cengaver Jet. Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen harika kabiliyet ve yeteneklere sahip bu insansız hava aracı, saniyede 100 metre maksimumuza sahip. 45 dakika havada kalma süresine sahip olan bu sistem, yüksek performans göstermektedir. Türkiye'nin yeni jet motorlu İHA'sı Cengaver Jet, 2 metre kanat açıklığına ve 4 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip kompozit malzemeden üretilmiş bir hedef insansız hava aracıdır. Katapulttan kalkış kabiliyeti sayesinde mobildir ve piste gereksinim duymaz. Cengaver Jet 45 dakikaya kadar havada kalabilmektedir ve paraşütle iniş gerçekleştirebilmektedir. Bu sistem FPV kuyruk kamerasından canlı yayın yapmaktadır. Bu şekilde kolay iniş ve ekstra güvenlik sağlamaktadır. FPV sistemi kendi GPS'ine ve pozisyon, irtifa, kalkış noktası gibi kritik bilgileri de gösteren OSD'ye sahiptir. Cengaver Jet, operasyonel öğre iz arttırıcı, hot nose, radar kesit arttırıcı Luna Berk Lens ve aktif pasif radar yansıtıcı ile donatılabilir. Bu donanımlar karadan havaya savunma sistemlerinin testleri ve geliştirilmesi için İnsansız hava aracını ideal kılar. Uavera firmasının geliştirdiği Cengaver Jet, ayrıca son kullanıcıların radar operatör eğitimleri içinde kullanılmaktadır. Bu sistemin dikkat çekici özelliklerini sayacak olursak, katapult kalkış, 18.000 feet maksimum irtifa, paraşüt iniş, 4 kilogram faydalı yük, tam otonom, 45 dakikaya kadar havada kalma süresi, 194 knot maksimum hız, 116 knot seyir hızı, 35 kilogram kalkış ağırlığı, 80 kilometre menzil gibi özelliklerini sayabiliriz. SİHA olarak da bilinen silahlı insansız hava aracı, genellikle bomba, füze gibi uçak mühimmatlarını taşıyan ve drone saldırıları için kullanılan bir insansız hava aracı türüdür. Bu araçlar genellikle gerçek zamanlı insan kontrolü altındadırlar ve farklı özellik seviyeleri vardır. Bu tip uçakların yerleşik bir insan pilotu yoktur. Operatör aracı uzaktaki bir terminalden çalıştırdığından bir insan pilot için gerekli ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Bu da insanlı bir uçaktan daha düşük bir ağırlık ve daha küçük bir boyuta neden olur. Birçok ülke operasyonel yerli insansız hava muharebe aracına sahiptir. Ve daha birçok insansız hava muharebe aracı ithal edilmekte veya geliştirme programları devam etmektedir. İnsansız hava araçları çok geniş bir yelpazede kullanılır. Bunlardan bazıları uzaktan algılama, keşif ve nakliyedir. Uzaktan algılama amacıyla üretilen İHA'ların bünyesinde elektromanyetik tayf algılayıcıları, biyolojik ve kimyasal sensörler bulunmaktadır. İnsansız hava araçları bünyesindeki elektromanyetik sensörler içerisindeki tipik görsel spektrum ve kamerayla radar sistemleri mevcuttur. Diğer elektromanyetik dalga dedektörleri ise mikrowave ve ultraviyole spektrum algılayıcıları olmakla birlikte çok fazla kullanılmazlar. Biyolojik algılayıcılar havada bulunan çeşitli mikroorganizma ve biyolojik etkileri araştırmaya yarar.
Kimyasal algılayıcılar ise havada bulunan elementleri inceler. İnsansız hava araçları sahip oldukları özelliklere göre yük taşıma kapasitesine sahiptirler. Yükler en fazla ana gövde içerisinde bırakılan boşlukta taşınır. Helikopter şeklindeki bazı insansız hava araçlarında ise gövde altına takılarak taşınır. Uçak gövdeli insansız hava araçları da gövde dışında yük taşıyabilir. Ancak bu sırada uçağın aerodinamik yapısının bozulmamasına özen gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda genellikle gövde dışına takılan aerodinamik tüpler içerisinde yük taşınır. İnsansız hava araçları pilotlu araçların uçamayacağı çok tehlikeli görevlerde rahatlıkla kullanılabilir. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bir kasırga avcısı olarak 2006 yılından bu yana Aresonde insansız uçak sistemini kullanmaktadır. Avustralya tarafından tasarlanan ve 35 poundluk bir sistem bir kasırga içine girerek Florida'da bulunan Ulusal Tayfun Merkezi'ne gerçek zamanlı veri ve doğrudan iletişim üretmektedir. Önceleri insanlı hava taşıtlarıyla tayfunların uzağından alınan veriler günümüzde Aresonde sistemi sayesinde tayfun içinden kolaylıkla alınabilmektedir. Araştırmacılar ayrıca diğer gezegenleri keşfetmek için insansız hava aracı geliştiriyorlar. Örneğin insansız hava aracı adında bir entomopter kanatlarını çırparak kullanır. NASA tarafından finanse edilen araştırma Mars keşfi için bir gün entomopter'dan sonuçlanabilir diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.